Coğrafya kaderdir derler Putalmış. Bunu hiç kimse bizden iyi bilemez. Türkiye, üzerinde yaşayan kuşaklara kaderini öğretti. Elbette Ankara yakınlarındaki rutin bir eğitim faaliyetine yönelik böyle bir saldırıyı kimse beklemezdi. Ne sen, ne ben, ne de başka bir kurmay. Ama yine de ne kendi kamuoyumuza, ne bu birliğe asker göndermiş ülkelerin kamuoylarına, ne de komuta kademesine bunu açıklamamız mümkün değil. Korkarım ki Kutalmış, bu olay hiç de olumlu gelişmelere yol açmayacak. Üzgünüm. Bunların tamamını biliyorum komutanım. Konu çok hassas. Bunun da farkındayım. Bu durumda başka bir çözüm önerisinde bulunacak değilim. Sadece size şu kadarını söyleyebilirim komutanım. Emrimdeki tüm kadrolarla beraber ve sorumlu subaylarla size istifamızı verebiliriz. Nasıl emrederseniz. Biz istifa edebiliriz veya siz bizi görevden el çektirirsiniz. Hatta yargılanmamızı bile isteyebilirsiniz. Ama bizim sizden bir tek isteğimiz var komutanım. Nedir o? Bu birlik dağılmasın. Komutanım, tüm Türk dünyası için yüzyıllar sonra bir kıvılcım bulduk. Bunu heba etmeyelim. Namussuz bir çetenin bizim yakmaya çalıştığımız ateşi söndürmesine müsaade etmeyelim. Türkiye ile Kırgızistan'ın, Azerbaycan'la Türkmenistan'ın, Doğu Türkistan'la Kıbrıs'ın, Kırım'la Kerkük'ün arasında yeniden duvar örülmesine müsaade etmeyelim. Komutanım, ben bu amaç uğruna hayatımı vermeye hazırım. Kuzey Irak'ta, Yeşil Hat'ta, Süleymanşah'ta sizin emrinizle çalıştım. Şundan eminim ki siz de bu amaç için hayatınızı feda etmeye hazırsınız. Tek bir isteğimiz var. Ortak birliğimiz bozulmasın. Bu amaca omuz veren Mehmetçiğin boynu bükük kalmasın. Tek isteğimiz budur. Arz ederim. Oturun baba, çayınız için. Komutanım sen niye zahmet ettin, bizi getirdik çay size. Babalar ben Merasim Sema. Neydin sen, Karaburun muydun, ödemiş miydin, neydin? Karaburun komutanım, bayındır. Tamam bayındır. Çayın taze ise çek bir çay, zaten içim yanıyor sabahtan beri. Allah, hepimizin içi yanıyor komutanım ya. Allah bu adamların bin türlü belasını versin. Baksana komutanım, kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Buyurun komutanım. Sağ ol babalar. Bahtiyar Yüzbaşı gördün mü? Ya buralardaydı da komutanım, emniyet gelince o hızlıca çıktı galiba. Anlamadım, bilmiyorum yani. Ne emniyet oğlum? Emniyet. Alalım şunu. Nişanlın nasıl yüzbaşı? Kes lan sesini! Ölen askerleri orada aradın. Ne diyor lan sen? Ne diyorsun lan? Kardeş! Kardeş, kardeş, sakin ol. Senin dilini keserim. Şşt! Lan sakin ol kardeş. Ne vuruyorsun adama ya? Yüzbaşım, bu namussuz artık bana zimmetli. Doğru diyorsun babalar. Şimdi hastane raporu falan uğraşmıyorsun değil mi? Sağlam aldık, sağlam için. Sen de ne vuruyorsun adama ya? Alın bunu, alın. Alın şuna. Al götür, yolda ayılsın. Seni aldığın nefes aranma şerefsiz. Kolay gelsin kardeş. Size de kardeşim, sağ olun. Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun adamı? Ne vuruyorsun oğlum adama?
nasıl yapıyordu bunu ya? Lan Sarı, ne yapıyorsun oğlum burada tek başına? Hiçbir şey komutanım. Malzemeleri kontrol ediyorum. Lan akıl küpü İlyas. İşgüzar İlyas. Zaten yorgunsun oğlum. Geç biraz inden gel. Gel hadi. Tamam komutanım. Siz çıkın. Ben şey yaparım, gelirim. Ne var lan senin elinde? Bir şey yok komutanım. Uzat bakayım elini, uzat. Yok bir şey komutanım. Uzatsana oğlum elini. Uzat. Çevir bakayım. Çevir. İlyas bu ne? Bunlar ne oğlum? Ne yapıyorsun lan sen tek başına? He? Kendi başına hiçbir şey arıyorsun. Yok komutanım. Önemli bir şey değil. Yani öyle kendim hallederim dedim. Ulan gıt akıllı mısın sen ya? He? Gıt akıllı mısın? Yarayı yanlış dikersen, o silahı bir daha nasıl tutacaksın? He? Sinirlere zarar verirsen, tetiğe nasıl basacaksın İlyas? Nasıl yani Bayram abi? Öyle bir şey olmuş mudur? Ver şunu İlyas, ver. Ne zaman oldu bu? Kaan Yüzbaşı'yı uçurumdan çekerken bu elimi de kaya kesti. Ciddi bir şey var mıdır Bayram abi? Geceden beri böyle yani ha? Ah ulan İlyas, ah ulan İlyas. Orada herkes canıyla boğuşuyordu. Bir de iki şehit verdik. Ya bunu yaradan saymak ayıp olur dedim. Neyse, uzat bakayım tam elini. Oynat parmaklarını, oynat. Tek tek oynat. Buraları hissediyor musun? Buraları hissediyor musun? Hissediyorum. Burası? Hı hı. Oh, çok şükür. Sinirlere bir şey olmamış. Allah'ım çok şükür sana. Çok şükür tabii İlyas. Çok şükür. Allah'ım sana çok şükürler olsun tabii İlyas. Ulan bir daha böyle bir şey yaparsan senin o kafanı kırarım bak ha. Tamam mı? Otur şuraya. Emredersiniz komutanım. Şunu bir düzgünce dikelim. Oğlum sen bana niye söylemiyorsun böyle bir şey oluyor ya? Allah Allah. Ben iğneyi yaptım komutanım uyuşturmak için. İyi yaptın İlyas. Aferin sana İlyas. Aferin. Tikeceğimiz iğneyi nereye koydun oğlum? He? Peki röntgen sonuçlarıyla ilgili bir şey söyleyebilecek misiniz? Sonuçlar direkt doktorunuza gidecek. O size gerekli bilgiyi verir. Tamam. Sağdaki. Pardon, bir durur musun? Ne oldu Funda Hanım? İki dakika şu odaya girebilir miyim? Tanıdığım birini gördüm de. Tamam. Sandalyeye gerek yok. Şu DNA'yı bana verebilirsen. İlaçları yazdım. Çıkarken sekreter hanımdan reçeteyi alabilirsiniz. Geçmiş olsun. Teşekkürler doktor hanım. Sağ olun. Komutanım. Üstemin. Komutanım iyi misiniz? Ufak bir sıyrık. Hepsi bu. Nasıl oldu peki? Gece eğitim tatbikatı sırasında saldırıya uğradık. Eğitim tatbikatı mı? Türk Dünyası Birliği askerlerinin tatbikatı. Ne yazık ki tatbikat gerçek oldu. Şerefsizler her zamanki gibi.
kahpeliklerini yaptılar. Maalesef iki şehidimiz var. Çok üzüldüm. Siz iyi misiniz? O çocukların her biri bize emanet. Üstelik ailelerinden binlerce kilometre uzaklıkta. Her bir aslan parçası bize emanet. Yine açıklığı versin. Öğretmenini iyi dinle, tamam mı? Tamam anne. Ne koydun sen bunun içine ya? Kitap işte. Ne yapıştı? Kitap. Ha. Tamam bak, bu montunu da giyerek gel. Elinde gelme, tamam? Gel bir yanak ver. Hadi Allah yine açıklığı versin sana. Evet. Hadi hoşça kal. Ha, baba gel, gel. Bak ben şimdi birazdan çıkacağım, tamam mı? Sana televizyon açalım. Gel bakalım. Sen bir şey olursa Selver ablaya seslenirsin, olur mu? Hadi al. İstanbul'un orta aile kentlerinden... Geldin mi abla? Zeynep içeri duyuyor, ben de birazdan çıkacağım. Bizim çocuklar tatbikatta, biz de karargahta mutfağı temizleyecekmişiz. Ne oldu, sen iyi misin? Ay, gece hiç uyku tutmadı beni Hatice. Ha. Tabii Kaan Bey tabii görevde, değil mi? Öyle ya. Türk Dünyası Kurultayı'nda alınan kararla kurulan ve Türk Dünyası askerlerinden oluşan özel birlik dün Ankara Kırsalı'nda eğitim faaliyeti kapsamında tatbikata çıkmıştı. Ancak birlik gece saatlerinde kimliği ve hangi örgüte mensup olduğu tespit edilemeyen kişiler tarafından saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristler etkisiz hale getirilirken gece boyunca süren çatışmalarda iki askerimiz şehit oldu. Allah korusun yarabbi. Şehit askerlerimizin kimlikleri şöyle: Türkmenistan uyruklu Aman Töreyev ve Kırgızistan uyruklu Nurbek İsmailov. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ah, ah Hatice. Abla, bunlar benim çocuklar. Türk Birliği askerleri bunlar. Ah yazık. Şimdi bunların kimi kimsesi de yoktur burada. Anaları babaları çok uzaktadır. Ama biz varız Hatice, biz varız yavrum. Ah yavrum, yazık. Acil müdahale ortak birliğimize mensup şehit Mehmetçiklerimiz, Kırgızistanlı Aman Töreyev'i, Türkmenistan Nurbek İsmailov'u kutsal vatan toprağını uğurlayacağımız tören başlamıştır. Konuşmalarını yapmak üzere Özel Kuvvetler Komutanlığı Grup Komutanı Albay İbrahim Kopuz'u arz ederim. Komutanım. Şöyle bir yerde dur bakayım. Nedir oğlum kalabalık? Komutanım,
Şehit haberlerini radyodan, televizyonlardan duyan vatandaşlar komutanım. Törene katılmak istiyorum. Törene mi? Evet komutanım. Siz ne yapıyorsunuz peki? Yasak olduğunu söylüyoruz komutanım. Almıyoruz. Onların hepsini içeri alacaksınız. Onlar bizim şehitlerimizin akrabası. Onlar Türk milleti. Güvenlik prosedürünü uygula ve onları misafir edelim. Emredersiniz komutanım. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. İçimiz yanıyor. Onları kaybetmenin acısı hepimizin yüreğinde. Çünkü bizler biliyoruz ki Türk milletine sıkılan her kahpe kurşun bütün bir ulusun canını acıtır. Vatan toprağına düşen yiğitlerin isimleri farklıdır ama yürekleri aynıdır. Bu meydan gözünü kırpmadan ileri atılan gök yeleli, gök bayraklı kurtların hayatları kahpe pusulardan ibaret olan şakallarla boğuştuğu meydandır. Bu savaşta aramızdaki mesafelerin, nerede doğduğumuzun, nerede can vereceğimizin önemi yoktur. Çünkü biz biliyoruz ki vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan. Evlatlarım, kardeşlerim, silah arkadaşlarım, komutanı olmaktan gurur duyduğum yiğitler, gözlerinizdeki yaşları siliniz. Asla ama asla umutsuzluğa kapılmayınız. Çünkü düşman ne yaparsa yapsın, bu ocak bir kez tutuşmuş, bu ateş bir kez yakılmıştır. Sizler yalnız değilsiniz. Şunu tüm dünya bilsin ki bundan sonra Türk için yalnızlık yoktur. Herkes bilsin, tarih tanık olsun ki yeryüzünde Oğuz Kağan'ın, Dede Korkut'un, Yesevi'nin, Yunus'un, Fatih'in ve Atatürk'ün çocuklarını bu büyük yürüyüşten alıkoyacak hiçbir güç yoktur. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, bizim elimiz, bizim töremiz bozulmayacaktır. Komutanınız olarak bütün bir ulusun duygularını size aktarmak benim vazifemdir. Allah'tan başka hiçbir şeyin önünde eğilmeyen sizleri o tertemiz alınlarınızdan öpüyorum. Hatırlatırım ki dünyada rütbe ve kıdem vardır. Ast ve üst vardır. Ama şehit olan bir Mehmetçik rütbelerin en büyüğüne erişir. Ben de bir kez daha tüm saygımla şehitlerimizi selamlıyorum. Ruhunuz şad olsun. Üzülerek ifade edeyim albayım. Galiba Türk dünyası birliğini devam ettiremeyeceğiz. Komutanım, ben Murbey'in babası mıyım? Bak, ben en küçük oğlumu al. Onu al. Komutan. Nurbek şehit düştüyse
Alişir devam etsin. O da düşerse kız kardeşleri devam etsin. Ama bu orada devam etsin albayım. Biz çocuklarımızı bugünler için emzirdik komutanım. Bak şu meydana. Komutan, paşa, bak şu meydana. Onların hepsi benim çocuklarım. Ben onların annesiyim. Hepsinin. Orduyu dağıtma komutan. Türk ekmeksiz yapar, ordusuz yapamaz. Onları tut komutan. Onları dağıtma. Bu askerler kardeş. Bu orduyu dağıtmayın komutan. Dağıtmayın. Askerler kardeş, bu orduyu dağıtmayın. Komutan. Ordu devam etsin paşam. Dağıtmayalım komutanım. Dağıtmayın. Devam etsin bu ordu. Dağıtmayın orduyu. Ordu devam etsin paşa. Almayın bu birliği yaşatın, almayın. Orduyu dağıtmayalım komutanım. Bu birliği dağıtmayın komutanım. Gerekirse biz gelelim. Yörük hayırdır? Sana şu kadarını söyleyeyim babalar. Bu millet bu ocağı dağıtmayacak. O kadar. Bu millet bu ocağı dağıtmayacak. Ben bu bayrakları birlikte görmek için 70 yıl bekledim albay. 70 yıl. Bu bayrakları ayırmayın. Ayırmayın bu bayrakları albay. Ne diyorsun bu işe? Komuta kademesinde olanların buradakileri bilmesi lazım komutanım. Hiç şüphen olmasın bilecekler. Sonuna kadar gideceğiz. Pes etmek yok. Biz işimize bakalım. Emredersiniz komutanım. Gel. Üsteğmen Funda Turaç. Gel Üsteğmen. Oturmak istemez misin Üsteğmen? Sağ ol, böyle iyiyim. Üsteğmen, bir sıkıntı mı var? Komutanım, size bir açıklama yapmak için uygun zamanı bekledim. Ama hastane süreci falan olunca konuşmaya fırsat bulamadım. Hangi konuda? Biliyorsunuz dağdayken o terörist, Karon, bizimle irtibata geçti. Evet. Bizzat benimle ve ailemle ilgili bir şeyler söyledi. Bu konuda arkadaşlarımın kafasında bir soru işareti kalsın istemiyorum. Üsteğmen'im bak, bana bir açıklama yapmak zorunda değilsin. Bu çakallar her türlü yolu denerler. Bu da öyle bir girişimdi işte. Sağ olun komutan. Bacağın nasıl oldu Üsteğmen? Sanırım bir fizyoterapi süreci olacak. Sonrasında umarım bir sorun çıkmaz. Çünkü bir an önce görevimin başına dönmek istiyorum. Hadi bakalım. Gel. Komutanım, bu size gelmiş. Mahkeme celbi. Mahkeme? Mahkeme. İzninizle komutanım. Komutanım, bu mahkeme celbi geçen gelen adamla alakalı olabilir mi? Ne Turaç'tı? Faik Turaç. Faik Turaç'ın adamı. Kağıdı yırttınız, adamı yüzüne attınız, yumruk falan attınız. Onunla alakalı. Tamam, tamam. Ya bir de bir şey söyleyeyim, ne kadar hödüğün tekiydi ya. Böyle eğildi kulağınıza, böyle fiskos fiskos bir şeyler söyledi komutanım. Komutanım. Babam
Tahmin ettiğim şeyi yapmadı değil mi? Kızım bak, bu mevzu seninle ilgili değil, tamam mı? Komutanım, ben babamı tanıyorum. Para teklif etti değil mi? Beni kurtarmanız için size para teklif etti. Bak, bak kızım. Yine beni rezil etmeyi başardı. Komutanım, sizden, onun adına çok özür diliyorum. Sen arabaya geç. Taburcu olmuşsun. Bunu da yaptın öyle mi baba? Ben ne yapmışım? Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Hayatıma karışmaktan hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Neden vazgeçmeyeceğim Funda? Albaya, komutanıma beni kurtarmaları için para teklif ediyorsun. Üstüne bir de dava açıyorsun. O davanın parayla filan alakası yok. Tamamen darp davası. Usulünce parayı reddetseydi olay kapanıp gidecekti. Ama şimdi cezasını çekecek. Senin için her şey para değil mi? Alıyorsun, satıyorsun. İnsan, eşya, mal, mülk. Alamayacağın birini görünce de çıldırıyorsun. Baba, şunu aklından çıkarma. Benim çevremde, benim mesleğimde satın alabileceğin hiç kimse yok. Kendine kul köle yapabileceğin hiç kimse yok. Sen hayal dünyanda yaşamaya devam et küçük hanım. Bir gün gelecek, benim sana sağladığım imkanlara ihtiyaç duyacaksın. Sen benim neye ihtiyaç duyduğumu hiç anlamadın, anlamayacaksın da. Şu anda acil bir toplantım var. Sana fazla zaman ayıramayacağım. İyi günler. Baba, sana son kez söylüyorum. Benim hayatıma karışma. Komutanım. Yüzbaşım, nasılsın? Teşekkür ederim. Komutanım, kusura bakmayın. Yarın Könül, yani nişanlım Azerbaycan'a gidiyor. İzin verseydiniz ben de onunla 3 günlük giderdim. Sonra inşallah tekrar geri döneceğim. Yarın mı gidiyorsun? Sabah imzalasam olur mu? Olur olur, tabii olur. Tamam, o hanım kızımız da çok zorluk çekti. İyi düşünmüşsün, eşlik et ona. Yalnız Bahtiyar, çok dikkatli ol. Artık bu namussuzların nereden çıkacağını pek kestiremiyoruz. O yüzden dikkati elden bırakmayın. Haklısın komutanım.
Bunlar onlar Lazar. Araç temizdir değil mi? Bir sıkıntı yok Velid. Her şey ayarlandı. Şu iki arkadaş sizi sınırdan geçirecek. Merak etme. Haydi. Ya Başak. Gerçekten burada mı yemek yiyeceğiz ya? Neden başka bir yere gitmiyoruz? Selçuk, bu akşam buradayız. Selçuk, itiraz etme bence. Hadi gel. Ya tamam da. Neden? Bak geçen gittiğimiz yere gidelim, ne güzel. Ya da canın istiyorsa, istediğin başka bir yer varsa oraya gidebiliriz. Hem değişiklik olur. Ayrıca niye bunları peşimize taktık ya? Tamam, hadi gidelim. İyi güzel. Gel. Hadi gel benimle. Başak. Biz neden buraya geldik? Neden başka yere gitmiyoruz? Başka yere gidemeyiz Selçuk. Ya itiraz etme istersen ha. Hadi. Ya Başak. Ya başka yere gidelim. Eskiden gittiğimiz bir kere gittik, oraya gidelim. Başka tatlar alalım. Ya gidip aşk dolu köftelerimizi yiyelim Selçuk. Başak, aşk dolu yumurtalarımızı yiyelim. Sen sırlarını ye, ben de beyazlarını. Beyaz protein, kas, adonisler. Ya Selçuk. Oğlum var ya bak, üçümüzü topla, bir tane Selçuk etmiyoruz. Abi lütfen beni karıştırma, beni biliyorsun yani. Oğlum, onun var yakında evden ayrılır, ben sana söyleyeyim. Nah bu evlatlıkla biz kalırız evde bir başımıza, görürüz günümüzü, şuraya yazıyorum yani. Oğlum onu demiyorum, adam değiliz, adam, onu söylüyorum. Adam ince ince işledi, radyasyon gibi sızdı kıza ve ruh eşini buldu. Ama biz çocuklarımızın annesine daha hiç ulaşamadık bile. Çünkü sen pis, huysuz, garip bir adamsın. Sen. Abi bu arada niye ben evlatlık oluyorum onu anlamadım. Evlatlık para öder mi? Bak taksinin parasını da ben ödüyorum. Sus İlyas. İlyas seni göğüs kaslarını öldürür. Sus. Gel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız komutanım? Sağ ol, siz? Sen nasılsın yenge? Sağ olasın. Sizler? İyiyiz. İşte buradayız. Güzeliz, sizi gördük daha iyi olduk. Güzel bir akşam. Selçuk, biz niye geldik acaba? Hayır, yani şimdi Bahtiyar Yüzbaşı nişanlısıyla, sen Başak Assubay'la... Yani bizim burada ne işimiz var ha? Bizi ezmek için mi getirdin? Vallahi ben de bilmiyorum. Başak hepsini topla getir dedi. Ben de getirdim. Başak, Başak. Komutanım, siz anlatır mısınız lütfen? Çocuklar, şehitlerimizin ailesi burada. Yarımçaklar var. Bu gece onları yalnız bırakmayalım dedik. O yüzden. Hadi. Eyvallah. İyi yapmışsınız.
gerekiyor. Abi gerçekten de şehit aileleri buradaymış. Benim oğlumsunuz. Benim kızlarımsınız. Allah sizleri sevdiğine başlasın. Allah sizlere esirgesin. İçimiz yanıyor yüzbaşı. Ama vatan sağ olsun. Büyük Türk millet sağ olsun. Sizler de sağ olun. Bayrak hep benim yanımdaydı. Şimdi senin yanında olsun. Güç versin sana. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Arkadaş, geç kaldık ya, geç geç. Geç. Bugün doyar mısınız acaba? Ya tamam komutanım, bitiyor. Kalkarız birazdan ya, Allah Allah. Sen merak etme, biter şimdi. Kuzi, siz nereye gidiyorsunuz böyle acele acele? Aha, gene Kuzi dedi. Kız bak bana bir daha Kuzi dersen bu sefer yemin ediyorum buradan. Aa. Bir dakika şimdi, bir dakika şimdi. Yani Kuzi demesin de ne desin? Kuzi'sisin sen onun. Kaan abi, bak Allah aşkına gene asabiyet yapma ya. Zaten kolun kanadın kırık. Ay gözleri kör olsun onların. Kevgire çevirdiler çocuğumu. Kurşun girmedik yeri kalmadı vallahi. Ya yok Sevler anne ya. Onun yarasını ben diktim. Maşallah Türk gibi ya. Hiç merak etme hiç. Allah korusun. Ya dadaş, öyle deyip kadının yüreğine indireceğim. Sevler anne merak etme sen. Biz hastaneyi gösterdik onu. Aman iyi. Anne. Ha? Bu ev gene neden tımarhane gibi acaba? Niye topladın bunları buraya gene? Hele bu, bu besleme mi bu? Bunun nüfusuna mı geçirdin sen? Ay, sen doymamışsındır yavrum, al. Sana birazcık daha koyayım. Koy Serdar baba, koy. Yahu geç kaldık ya, geç. Bana ver Serdar anne. Afiyet olsun. Sağ ol. Babalar, hiç öyle bakma. Gökyüz nöbette. Ya. Ya oğlan kızamık atlatıyor. Hatice yenge karargâhta çalışıyor. Bu Bayram Bayat bir başına boynu bükük, kalbi kırık. Bu Kuzi ile Kubi zaten ikametgâh belli ki buraya çekmiş. O yüzden bence bu durumla barış babalar. Yörük. Ha? Ordu evine gideceğiz ya. Adamı deli etmeyin lan. Ordu evine gideceğiz. Ordu evi mi? Evet. Bir görev falan mı var çocuğun? Hayır. Şehit ailelerle buluşacağız anne. Onlara moral için gidiyoruz. Tim olarak katıl bu danalar da burada hala yemek yiyor ya. Ah, o zaman hemen kalkın kalkın hadi. Ne duruyorsunuz? Hadi çocuklar bekler. Hadi çocuğum hadi hadi kalkın hadi hadi. Yediniz mi Selver'in terliğini? Ah, hadi yürüyün çocuğum. Bana bakın hadi. Az ye. Hadi kalkın. Hadi çocuğum. Hadi. Hadi beklemesin yavrucaklar. Hadi gidin bir an önce çocuğum. Hadi yavrum hadi. Hadi afiyet olsun hadi. Eline sağlık sen. Yürü yürü hadi yürü. Sen yürü. Eline sağlık. Hadi hadi ben sizi gene yaparım. Ya fasulyede
paket yapılmaz ki babalar. Ne güzel ekmek banacaktık be. Ya sorma komutanım ya. Ekmeği banacaktık onu öyle böyle. Oo. Aha tövbe bismillah. Müstemir'im. Nasılsın iyi misin? Sağ ol. Komutanım hoş geldin. Merhaba. Müstemir. Komutanım çok özür dilerim. Rahatsız etmek istemezdim. Ama karargah numaranızı vermedi. Ben de hastanedeki sakallı arkadaştan... Sakallı? Ha Seyfi. Evet. Onunla konuştum. O burayı tarif etti. Sıkıntın var. Hayırdır? Bozok baba. Biz Dadaş'la taksiyle gideriz. Orada buluşuruz. Tamamdır Yörük. Siz geçin. Geliyorum ben. Hadi Dadaş. Hadi baba. Kutun. Tamamdır baba. Hayırdır Müstemin? İyi misin? Kopuz albayı dava etmiş. Komutanım kendimi rezil olmuş hissediyorum. Çok utanıyorum. Dur dur bir sakin ol. Kim dava etmiş Kopuz albayı? Babam. Kopuz albayla konuşmaya çalıştım. Ama bilirsiniz. Derdini anlatamadın. Kopuz albay kestirip attı. Değil mi? Evet. Bakın ben ne yapacağım bilmiyorum. Düşündüm ki siz ona bu durumu anlatabilirsiniz. Şunu bilmesi lazım. Ben babamın yaptığı şeyden dolayı çok utanç duyuyorum. Bu bana çok acı veriyor. Zaten bacağımın durumu belli değil. Uçamayabilirim. Yani her şey üst üste geldi komutanım. Gerçekten ne yapacağımı bilemiyorum. Tamamdır merak etme. Ben konuşacağım Kopuz albayla. Çok teşekkür ederim komutanım. Rica ederim. Şimdi nereye? Hastaneye mi? Evet. Benle gel. Nereye komutanım? Yok ben gerçekten size daha fazla sorun çıkarmak istemiyorum. Yük olmak istemiyorum. Üsteğmen, biz hayattayız. Yaşıyoruz. Ve bazen gözümüze çok büyükmüş gibi gelen sorunlar... Aslında incir çekirdeğini doldurmayacak şeyler. Sana bunu tekrar hatırlatacak bir yere götüreceğim seni. Nereye gidiyoruz? Biz askeriz üstemin. Ve olmamız gereken yerde olacağız. Çayımızı şehit aileleriyle beraber içeceğiz. Hadi gel ben. Teyze. Hı. Nereye bakıyorsun? Kadere bakıyorum kızım. Kadere. Polisler ne yapacağız? Bu yolda kontrol olmazdı. Ya kapa çeneni de çözüm bul. Geri dönersek daha çok dikkat çekeriz. Atlatmaya çalışalım. Ülkenin her yerinde bizi arıyorlar. Nasıl atlatmayı planlıyorsun acaba? Yapacak bir şey yok Lazar. Şansımızı deneyeceğiz. Hayırlı yolculuklar. Sağ olun. Kimliklerle ruhsat.
Buyurun. Gazla hemen. Tam zamanını buldu. Geldim. Günaydın komutanım. Sedat hayırdır? Ne işin var burada? Kutalmış Paşa burada komutanım. Sizi bekliyor. Komutan mı? Neden? Dışarıda mı bekliyor? Evet komutanım. Araçta bekliyor. Hay Allah. Tamam hemen geliyorum eve. Komutanım. Komiserim, haber verseydiniz bekletmezdim ama. Gidelim oğlum. Ya Kopuz, bizim hanım sabah kahvaltıda bile bana domatesle marul yediriyor sadece. Bugün kaçamak yapalım dedim. Al bakalım. Ya. Üçgen peynirimiz de var. Ya, sağ olun komutanım. Komutanım, nereye gidiyoruz? Türk Eğitim Birliği karargahına. Kılıçdimi de orada. Onları daha önce yolladım. Ya diyorum ki bu birliğin adını değiştirsek mi? Yani kurt yuvası, ne bileyim ötügen filan. Komutanım simitle peyniri anladım ama... Gece yarısı Genelkurmay Harekat Merkezi'nden arandım. 02:45'te. Türk milleti bir şey isterse oluyor galiba Kopuz. Dün o cenazelerin önünde ne kadar umutsuz, ne kadar karamsardık değil mi? Ama ne oldu? Sonra iki gözü yaşlı ana baba çıktı ve haykırdı. Devam edin. Devam edin. Komutanım devam mı ediyoruz yoksa? Evet albayım. Türk Dünyası Birliği çalışmalarına devam edecek. Çok iyi oldu. Çok iyi. Simidin tadına bakmayacak mısın? Sokak simidi o ya. Afiyet olsun. Sağ olun komutan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.